Ve bu haftanın en üzücü anına geldik. Dilek ve Miyaz. İçinizden biri bu hafta gelinin mutfaktaya veda edecek. Dilek, önce senden başlamak istiyorum yeni geldiğin için. Neden burada kalmalısın? Yani el lezzetim aslında güveniyorum Turgay Bey. Hani ilk günlerde biraz mutfağa aşina olma sürecim, ortama alışma sürecim olduğu için hani çok hata yaptım. Bunu da kabul ediyorum. Ama hani ufak ufak açılmaya başlamışım şu son iki gündür özellikle. Niye kalmak istiyorum? Dediğim gibi hem el lezzetime güveniyorum. Hem de yani bu gerçekten ortamı çok sevdim. Biraz daha hani bu tezgahta bir şeyler yapabilmek ve bir şeyler sunabilmeyi çok istiyorum. Miyase, sen neden kalmalısın? Vallahi ben başarılarımı gösterdiğimi düşünüyorum ama bu hafta nasıl böyle oldu anlamadım. O da sağ olsun kayınvalidem de onun dolayı oldu. O da evet, farkında. Geçen hafta bilezik aldın ama bu hafta eleme potasındasın. Evet, bana hep bir verdiği için hani eğer kalırsak yine ben aynı şekilde lezzetli yemeklerimi yapacağım ama bu hafta işte bir iki aksilik oldu yemeklerimle alakalı. Yine yemeklerimi yapacağım. Kayınvalidem de zaten eski haline dönerse yine biz çeyreklere, bileziklere devam ederiz diye düşünüyorum. Peki Aslıhan, sence kim gitmeli? Yani bence Dilek iyi bir insan ama mutfakta kendini gösteremediğini düşünüyorum. Ben bir de karşımda güçlü bir rakip isterim. Dilek'i o kadar güçlü göremediğim için Miyase kalır inşallah diyorum. Peki Yeşil, sence kim gitmeli? Bence Miyase bir hafta daha kalmalı. İki hafta üst üste bileziği alamadığını görüp öyle gitsin isterim. Dilek de çok duygusal bir insan. Burada daha fazla üzülüp ağlayıp yıpranmasını istemiyorum. Gerçekten evde oturup izlemesini istiyorum. Buraya adapte olamaz. Çok mu etkileniyor? Evet, çabuk etkileniyor. Buraya güçlü birisi lazım. Gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz Dilek. 59 puanla gelinim mutfaktaya veda ediyorsun. Miyase, seni tebrik ediyorum. Gelinim mutfakta stüdyolarında kalmayı başardın. Dilek, son sözlerini alabilir miyim? Güzel bir deneyimdi benim için. Dediğim gibi hani ortama alışma sürecim biraz uzun sürdü. Sonrasında açıldım ama bir sonraki hafta için el becerilerimi ya da hünerlerimi gösteremeyecek olmak beni çok üzüyor. Gelin Dilek Hanım, kaynanamız Demet Hanım. Onları alkışlarla stüdyo davet ediyoruz. Deneyim oldu, güzeldi, sevdim ortamı. Kızları sevdim, kayınvalideleri sevdim. Biz de seni çok sevdik. Yani her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle olması gerekiyormuş, nasip. Kızlar, ben buraya arkadaş olmaya, arkadaş bulmaya gelmedim. Hepinizi göndermeye geldim. Oo. Hepinize buradan böyle bay bay diyeceğim. Bir de hepimize. Aslıhan iyi bilir de bana kime hatırlattı? Da oyun oynayacağım. Bay bay Aslıhan. Hayatta bazen bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Bence gelinin mutfakta yarışması çok önemli bir deneyim. İzleyicilerimiz bu hafta seni izlediler. Kaynananla bazen güzel anlar yaşadınız, bazen gerildiniz ama işte bu da çelik gibi. Bazen demiri dövmek gerekiyor çelikleşmek için. Sana hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. 5 gün önce girdiğin kapıdan tekrar seni uğurluyoruz. Sağlıcakla kalın Demet Hanım. Teşekkür ederim. Sizleri de çok sevdik. İyi günler diliyorum. İşte bu anı sevmiyorum. Yani bu hafta böyle gülüyoruz, eğleniyoruz tamam da bu anı sevmiyorum. Eleme potasındasınız. Ve şimdi haftanın kazananı olarak Yeşim'e soralım. Sence kim elensin Yeşim? Yani ben haftanın başında da zaten söyledim gidecek kişiyi. Pınar gitmeli. Niye buraya, peki? Buraya zaten adapte olamadı. Kayınvalidesi de olamadı zaten. Bulamadı çok fazla gelinini, bir kere buldu.
burası onun için uygun bir program değil. Hani Damla biraz daha tutunabilir diye düşünüyorum. Miyase sence canım? Bence de Pınar gitmeli, Damla kalmalı. Çünkü Damla'nın yemekleri de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde günler içerisinde aynı puanları alıyoruz. Ve biz de genelde güçlü rakip seviyoruz. Hani güçlü rakip mi yoksa güçlü hani... Güçlü rakip seviyoruz. Hani insan güçlü rakibi eler ya genelde. Yok, daha çekişmeli. Daha çekişmeli geçsin, heyecanlı olsun. Sevgili seyirciler, şimdi bizlere veda edecek gelini açıklıyorum. Bakalım Damla mı gidecek, Pınar mı gidecek? Gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz... ...57 puanla Pınar. Pınar'cığım neler söyleyeceksin? Duygularını alalım. Ya ben bu yarışmaya çocuklarım için gelmiştim. Güveniyordum, yani kendime güveniyordum ama hep bir aksilik ya da ne bileyim hani adaptasyon, evet Yasemin dediği gibi. Ben sürekli evdeyim yani çocuklara uğraşıyorum ama böyle programa ilk defa katılıyorum. Hı-hı. Çok eğlendim, gerçekten Hı-hı. çok eğlendim. Gelinimiz Pınar Ekmen ve kayınvalidimiz Nuray Güler geliyor alkışlarınızla. Nasip buraya kadarmış ama günün sonunda şunu aldığım için çok evet. mutluyum. Elim boş dönmedi. Ay canım benim ya. İyi ki geldiniz. Yani, İyi ki tanıdık sizi. Bugün çok güzel yemek bekliyorum senden. Ben de bu umanı bekliyorum. O zaman rüyanızda görürsünüz o yemeği. Gelin yine benimkine 5 verin. Biz teşekkür ederiz. Herkes teşekkür ederiz. Sevdim. Ayaklarınıza sağlık. Bizden çok kocaman sevdim. Sevgiler götürün. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öpüyoruz. Akşam uğruyoruz sizleri. Nuray Hanımcığım ayaklarınıza sağlık. Ay Nuray. Diskalife. Diskalife. Sevginiz için, saygınız için çok teşekkür ederim. Güzel bir an oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Bugünün puan durumu şöyle. Pınar 17 puan. Yeşim 16 puan, Miyase 13 puan, Damla 11 puan. Bu haftanın toplam puanı şöyle. Yeşim 79 puan, Miyase 78 puan, Damla 72 puan, Pınar 57 puan. Efendim bu haftalık benden bu kadar. Sevgiler, saygılar bizlerden sizlere olsun. Lütfen ekran başında kalın. Gelinin Mutfaktayı izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Efendim bu sevinçli anları hep birlikte yaşadık. Ama şimdi de haftanın en hüzünlü anına geldik. Yeşim ve Aslan gelinlerimiz, lütfen yerlerinizi alır mısınız? Sevgili gelinlerim, Miyase ve Pınar. Dakikalar sonra ikinizden biri gelinin mutfaktaya veda edeceksiniz. Pınar, bir cümleyle neden burada kalmak zorundasın? Şöyle söyleyeyim, hani adapte olup kendimi gösteremediğimi düşünüyorum. Yani adapte olmak adına önümüzdeki hafta eğer kalırsam eğer çok daha iyi yemek yapacağımı, daha yüksek puanlar alabileceğimi, kayınvalidemin de artık tabağımı bulabileceğine inanıyorum. Miyase, neden burada kalmalısın? Vallahi herkesin bildiği gibi ben kayınvalide kurbanı oldum bu hafta. Şu anda o bilezikleri kuralsız ben takıyor olabilirdim. Yani çok doğru söylüyorsunuz evet, bu yani arada. Evet, kuralsız ben Çünkü takıyor olabilirdim. Çünkü puanlarınızı biliyoruz. O yüzden inşallah kalırım da haftaya bir daha aynısını yapmaz. Çünkü bileğime takar bir 5 bilezik diye düşünüyorum. Evet sevgili gelinlerim. Gelinin mutfaktaya bu hafta veda edecek olan gelinimiz... ...44 puanla... ...Pınar. Sevgili Pınar, iyi ki seni tanıdık. Ben de öyle. İyi ki buraya geldin.
Ben de sizleri tanıdığım için, sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Biz de öyle. Çok memnun oldum. Gelinimiz Pınar Zaloğlu ve kayınvalidemiz de Nigar Acı Öz hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Gerçekten burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Çok güzel ama hani burada kurulu bir düzen olduğu için yeni gelen birinin adapte olması gerçekten kolay olmuyor. Burası farklı yani, ev gibi değil. 3 numaralı tabakta da gelininize bir puan verdiniz. Birlikte gideceğiz işte cuma günü. Ama çok güzeldi. Hepinizi tanıdığım için çok mutluyum. Biz de öyle. Gerçekten. Aynı şekilde. Biz de çok mutlu olduk seni tanıdığımız için, evet. Sevgili Pınar gelinimiz. Miyase, sen de bu haftayı 78 puanla, sadece bilezikleri 6 puanla kaçırdın. Evet sevgili Pınar, seni alkışlarla geldiğin bu kapıdan yine alkışlarla güzel İzmir'imize gönderiyoruz efendim. Öpüyorum kocaman hepinizi. Bugünün puan durumu şöyle. Aslıhan 17 puan. Yeşim 19-2, 17 puan. Miyase 16 puan. Pınar 12 puan. Bu haftanın toplam puanı Aslıhan 84 puan, Yeşim 84 puan, Miyase 78 puan, Pınar 44 puan. Efendim, bir haftanın da finalini yaşadık. Gülenler oldu, üzülenler de oldu. Ama ben mücadeleme devam edeceğim diyenler de oldu. Önümüzdeki hafta yine Türkiye'nin en çok izlenen ve Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışmasında Gelinim Mutfak'ta da görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Hanımlar, tebrik ediyorum. Şimdi güldük, eğlendik. Sevincimizi böyle yutuyoruz, yutkunuyoruz. Geldik haftanın en hüzünlü anına. Yeşim, Damla, siz oturabilirsiniz. Aa. Haftanın kazananları olarak şöyle rahat bir nefes alın. Yaslanın arkanıza. Damla, o kadar da rahatlama. Otur ama çok da rahatlama. Birazdan kendi dilekçen doğrultusunda seninle ilgili ve bugünlerde bu konularla ilgili bir açıklama yapılacak, karar verilecek. Miyase ve Yeliz, ikiniz eleme potasındasınız. Zor bir duygu olduğunu biliyorum. Haftalardır buradasın sen. Sen bu hafta geldin. Yeliz, senin durumun daha da enteresan. Hem yeni katıldın, hem aşçıyım diye iddialı bir şekilde katıldın. Kayınvaliden çok iddialı bir giriş yaptı. Evet. Kurslara gidiyorsun. Hayallerin var. Dışarıdan göründüğü gibi mi burası? Bence değil. Ne bakımdan? Yani şöyle, ilk başlarda hani tüyo veriyoruz birbirimize, şey yapıyoruz. Yok, benim kayınvalidem kesinlikle tüyodan anlamıyor zaten. Ben derim ki bugün anne sen tüyo verme. Gerçekten beğendiğin tabağa puan ver dedim. Gelinimin tabağı deyip bir verdi. Benim şu an burada duruyor olmam bile, hala sakin sakin bekliyor olmam bile fazla yani. Gerçekten benim için fazla. Ayfer abla, bütün yarışmacı adayları, kayınvalideler mülakatlarda aynı iddiayla giriyor. Ben gelinimi bulacağım diyor. İnanarak söylüyor bunu. Tabii ki içinden söylüyor. Şimdi şans, sen de öyle geldin ama bulamadın. Şans diye bir şey vardır. Belki böylesi hayırlı. Güzel yani. Bir kayınvalidesin bence. Teşekkür ederim. Miyase, eleme potasındasın. Evet, alışkınım. Alışkınsın. Ne hissediyorsun şu an? Ne hissediyorum? Yani alışkın olduğum bir durum. Ama şöyle, ben zaten ne zaman bilezik alsam, ertesi hafta %100 potadayım. Nazar mı değiyor? Nazar da olabilir, kayınvalidemin de nazarı olabilir. Zaten geçen hafta gitmek istiyordu ya.
Yani herkesin hakkında hayırlısı olsun. Evet. Ya bu kayınvalidelerden ne istiyorsunuz? Allah aşkına ya. Da düşse de bizden. Ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerden? Hala gördüğünüz gibi tartışmaya çalışıyorlar. Ama her şey bizden çıkıyor ya. Sürünüyoruz, koşturuyoruz, aşkım, geliyoruz, gidiyoruz. Aşkım potadasın. Ah bebeğim şu an hepsi için çok geç. Evet. Birazdan birinizi buradan uğurlayacağım. Hayırlısı olsun. Amin cümlemiz. Şimdi veda vakti. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz 52 puanla Yeliz sensin. Teşekkür ederim. Bunu açıklamak şey benim için de kolay değil. Burada beraber vakit evet. geçiriyoruz. Gelin ve kayınvalidemizi aramıza alkışlarla davet ediyorum. Elinizden geleni yaptığınızı görüyorum. Hepinizi tanımak çok güzeldi. Sen bak benim kayınvalidemin verdiği puanla övünme. Evet. Övünme. O zaman niye takıldın kayınvalidemin puanına ya? Niye taktın geldin bu kadar? Güvenmiyorsun kayınvalidenin damak ben tadına. Ben iyi değilim o yüzden bana güvenme. Çünkü yarın bir gün her an birileri yersin. Sen benim tabağımı bulmak zorundasın. O acı, o tuzsuz, o bilmem ne diye. Öyle bir şey yok. Sayende Cuma günü kol kola girip gideceğiz buradan. Kınaya kalktın artık. Bizim için de aynı şey geçerli. Ellerinden öpüyorum Ayfer abla. Teşekkür ediyorum. Yeliz'cim seni de öpüyorum. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Çok tatlısın. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben o sizin tatlılığınız. Ederim. Alkışlarla uğurluyorum sizi. Evet, bugünün puan durumu şöyle. Damla 21 puan, Miyase 14 puan, Yeşim 11 puan, Yeliz 8 puan. Haftanın toplam puanı şöyle. Damla 79 puan, Yeşim 79 puan, Miyase 78 puan, Yeliz 52 puan. Şimdi Miyase sana çok üzüleceğim bir haberim var. Damla ile Yeşim 79'ar puan alarak bilezikleri paylaştılar. Evet. Sen haftayı... Onlar 79 puanla birinci olurken 78 puanla tamamlıyorsun. Yine mi ben ya? İşte ben. Yani ona 3 değil 4 verse. Bak. Kaç kişi birden potada olacak o zaman? Az önce işte puanlama o yüzden önemli. Az önce o 3 değil de 4 olsa 3 kişi birden burada olacaktı. Hep de 5-4 yapar. Bu kadar. Burası final böyle dedik, bir yer işte. Her dedik? An her şey olabiliyor gelinin mutfakta da. Damla ve Nuray Hanım, sizi ayağa alabilir miyim? Kalkabilir misiniz? Bize verdiğin dilekçede kayınvalidenle değil anneannenle yarışmaya devam etmek istediğini söyledin. Ve bu talebin yapımcımız ve yönetmenlerimiz tarafından değerlendirildi. Bu talebinde hala devam ediyor musun? Israrlı mısın? Şu an ben 5 bileziği alamadıysam sebebi benim kayınvalidem. Yine kendi emeklerimle aldım. Hala ısrarcıyım. Nuray Hanım, siz gelininizle bundan sonra devam etmek istiyor musunuz? Ben bir soru soracağım Nursel Hanım. 5-5'i kim verdi? Sadece bir, iki kere verdim ben ona. Bir. Şu anda bunlar beş, için çok geç. Bir evet. karar verildi ve vallahi ben son Nursel Hanım kendisi soruyorum. Bilir. Hiç problem değil benim için. Yani problem gelinim yok. Devam etmek isterse devam ederim. İstemiyorsa da keyfi bilir mi diyorsunuz? İstediğiyle devam edebilir. Benim için problem yok. Peki. Damla, yarışmaya kayınvaliden değil de anneannenle devam etme kararın incelendi. Sevgili Damla, maalesef üzülerek söylüyorum ki bu talebini reddediyoruz. Çünkü burası gelinin mutfakta. Burada sadece kayınvalideler ve gelinler yarışabilir. Ama sana şöyle açık bir çek bırakıyorum. Düşün, taşın, kararını ver.
cumartesi gününü iyi değerlendir. Bize cumartesi günü bütün gün düşünüyorsun. Akşamına da yapımcımızı, yönetmenlerimizi arıyorsun. Ve bu kararınla ilgili bir kere daha beyanda bulunuyorsun. Pazartesi günü burada olup olmayacağını ben de merak ediyorum. Umarım pazartesi burada olursun. Pazartesi gelemesen de sana ekip olarak bütün hakkımız helal olsun. Kısa, küçük bir veda gibi de kabul edebilirsin bunu. Gitmek isteyeni zorla tutamayız. Ya. Sırada bekleyen çok insan var. Evet sevgili izleyicilerimiz, bakalım Damla'nın kararı ne olacak? Pazartesi günü burada olacak mı, olmayacak mı? Ben de merak ediyorum. Sizinle birlikte ben de öğrenmiş olacağım. Çok zor bir gündü, inanılmaz zordu. Final günü çok stresli bir gündü. Bir o kadar da güzeldi. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Bizimle olmaya devam edin diyorum. Kocaman sizi de alkışlıyorum. Haydi kalkın oynamaya.